Evet, son Instagram'daki resmin altına, paylaştığımız resmin altına daha doğrusu yorumlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Buraya hayli soru gelmiş. Bir kısmını ben hemen hızlı bir şekilde. Diyor ki, bir karı koca tartışırlarken kocası karısına 3 kez boşsun, boşsun, boşsun derse boşanmış oluyor mu? Evet, boşanmış oluyor. Dini talak budur zaten. Bu olay üzerine tekrar imam nikahı kıydırsalar bir sorun olur mu? Sorun olur. Şöyle yani, karı koca arasında 3 bağ var. 3 bağın 3'ünü de kopardı. Bu şekil, şu şekilde olur. Birini söyler, sen benden boşsun bir talakla der. Aradan 2 ay geçer. Süre fazla uzamadan 3 temizlik hali, regl hali, 3 temizlik veya işte 3 regl hali, 3 temizlik hali gibi bir süreç. Bu geçmeden tekrar bir daha söyledi, bir daha söyledi. Ayrıntılı olarak 3 defa üst üste söylerse bu daha sıkı bir boşama olur. Ama bir yerde, bir anda, bir mecliste, oturduğu bir yerde boşsun, boşsun, boşsun veya 3'ten 9'a, Anadolu halkı öyle diyor. 9'un bir anlamı yok da öyle diyorlar. 3'ten 9'a boşsun diyorlar. Bu durumda 2 görüş var. Hazreti Peygamber dönemindeki uygulama, Hazreti Ömer dönemindeki uygulamalar. Uzun tabii teferruata girmek istemiyorum. Bu çok detaylı bir şey. Ama sonuç şu. Bazı alimler bir mecliste bir anda yapılan 3 boşamayı 3 boşama sayıyor ve iş bitti diyorlar. Beynunet-i Kübra diye bir kavram vardır. Yani ciddi ciddi ayrıldılar daha, artık bundan sonra bir araya gelemezler. Bazı alimler ise 3 boşamanın boşsun, boşsun, boşsun ve 3'ten 9'a boşsun kelimesiyle bir boşamanın gerçekleştiğini, 2. ve 3. cümlelerin güçlendirme anlamında kullanılan bir cümle olduğunu, orada ric'i nikah, yeniden nikaha gerek görmeden karı kocanın yeniden evliliğe devam edebileceğini veya bain, küçük bain yani yeniden yine imam nikahıyla 2 şahitle bir araya gelebileceğini söylüyorlar. Tabii çok detaylı bir konu bu konu, ama böyle bir şeyle muhatap olursanız mutlaka bir hocayla görüşün. Hoca sizi dinleyecek, eşinizi dinleyecek, sizi dinleyecek. Nasıl oldu, hangi zeminde oldu, kaç defa oldu, nerede söyledin, ne kadar süre geçti, bunlar hepsini bilmemiz lazım ki fetvayı doğru verebilelim. Ama talakı kadın için bir cezalandırıcı unsur olarak kullanmayın lütfen. Böyle bir kılıç gibi kadının kafasında tutmak son derece yakışıksız, tehlikeli ve size yakışmaz. Diyor ki, bu Salca sormuştu bu soruyu. Efendim Mustafa soruyor. Uzun isimleri de bu kadar okuyabiliyorum. Hocam, televizyonda okunan Kur'an bizim evde de okunmuş oluyor mu? Evet. Ama şöyle olacak. Kur'an'ın sesini açın televizyonda. Okudukça siz de onu duymuş olun. Siz duydunuz, odalar duydu, melekler duydu. Elbette ki evde okunmuş gibi olur. Cenab-ı Allah kabul eder. Hocam, teravih namazını 4 rekat kılıyorum. Her rekatinde zammi sure, zanlı sure demişsin. Zammi olacak belki tuşa basarken. Okunmalı mı? Evet. Zammi sure okunabilir. Zammi sure demişler yani, küçük olduğu için birbirine bağlantılı anlamına da kullanılabiliyor yani. Efendim, hocam, Kur'an-ı Kerim ölüler okunur mu? Karta demiş bunu. Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim her şeye okunur. Hastaya da okunur. Kur'an-ı Kerim ders almak içindir, mesaj almak içindir, ama bu Kur'an-ı Kerim'i hasta için okunur, dua için okunur, ölünün üzerinde okunur. Bunlar hepsi okunabilir şeylerdir. Yani bunlara bir engel söz konusu değildir ki, okumaya bir engel, Kur'an okunmaz diye bir şey olabilir mi? Dua ediyorsun, senin duan mı daha makbul, Allah'ın Kur'an'ı mı daha makbul? Elbette ki Allah'ın Kur'an'ı çok daha makbuldür. Bu nedenle de Kur'an-ı Kerim'i okumakta dini açıdan hiçbir sakınca yok. Evet, diyor ki, istihareye yattım rüyaya ama rüyamda bir şey göremedim. Nedenini söyleyebilir misiniz? Esra kızımız söylemiş. Allah razı olsun. Esra kızım, yani bir şey göremedin, bir daha yat, bir daha yat. Veya başkalarına söyle, onlar senin adına yatsınlar. Yani bunu biraz zorlamak lazım ki kalbin mutmain olsun veya bir şey göresin diye.